Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size hepimizin evinde bulunan, öğrenci evlerinde de muhakkak buzdolabında olmazsa olmaz olan malzemelerden iki tane müthiş tarifim var. Bunlardan bir tanesi böyle yumurtalı ekmek ama içinde erimiş peynir ve bir parça salamıyla. Salam olmasa da olur, yine çok lezzetli. İkincisi de çok basit bir ekmek kadayıfı. Ve bunların hepsinin yapımı çok kolay olan malzemeler neredeyse bütün evlerde var ve de çok lezzetli. Hazırsak başlayalım. İlk olarak bu yumurtalı ekmek için tost ekmeği aldım. Normal başka ekmek de olur, tost ekmeği daha da havalı gözüküyor. Rendelenmiş kaşarım var. Olmasa da olur, bu hani açıp tek açımlık yenen ve de hesaplı olan salamlardan var. Öğrenci evlerinde çok fazla olduğunu siz yazdığınız için bu malzemeyi buraya koydum. Ama olmasa da gayet lezzetli oluyor. Ve iki tane de yumurta. Şimdi bunu ne yapacağım? Önce bir de ocağım var. Hiç tost makinesi falan kullanmayacağız. İlk başta bu tost ekmeklerini şöyle bir çaprazlama bölüyorum. Bu ben kenar kıtırlarını çok sevdiğim için bırakıyorum. Böyle daha havalı bir şey yapmak istiyorsanız onlar alınabilir. Bunun içine şöyle rendelenmiş kaşardan koyuyorum. Şöyle bastıracağım. Sonra diğerine de aynı şekilde. Neden rendelenmiş? Güzel soru. Neden rendelenmiş? Daha rahat uzayabilsin ve daha rahat eriyebilsin diye. Şimdi bunu istersek böyle sade yapabiliriz. Sonra bir de iki dilim salamı böyle ince ince kesiyorum. Bunu da böyle aralara sokuşturacağım. Sonra bu kenarda olan malzemeleri de üzerine koyuyorum ve böyle kapatıyorum. Biraz şimdi size yapıyorum diye içini bir parça abartmış olabilirim. Kendim yaparken bu kadar koymamıştım. Dur bakalım. Bir parça peynir kenarları eriyecek ama o da başka türlü bir renk ve çıtırtı yapacak. Şimdi tavanın içerisine şöyle bir tane tereyağını koyuyorum. Hatta böyle tamamını koymayacağım önce. Şöyle bir parça döndürüyorum. Sonra bu tereyağını alıyorum buraya. Yarısını hafif erittim gibi oldu. Bunları şu kenarları böyle hafif sokarak da boşlukları da şöyle değerlendirerek. Şimdi tavanın içini yağladım. Isınmaya da başladı. Bu kenarlarını da böyle taşmasın diye şöyle yerleştiriyorum. Aynı şekilde bu kenarları da toplayıp önce bir çıtırdatacağım. Şöyle koydum. Bu özellikle mesela ekmekleriniz birazcık böyle kurumaya yakınsa falan bu hayata da döndürüyor. O bakımdan da çok iyi oluyor. Sonra böyle bir kap alıyorum onu beklerken. Sonra bu kabın içerisine, tabanı yatay olması lazım, bir tane yumurta kırıyorum. 2 çorba kaşığı kadar falan süt ekliyorum. Sonra bunu böyle güzelce çırpıyorum. Burada hikaye şu önemli. Şu uzuyor ya, o uzamayı birazcık kesebilmemiz lazım. Yumurta taze oldukça, doğal oldukça bu uzama daha da artıyor. Biraz sütle biraz da çırparak kesiyoruz onu. Böyle güzelce döndürüyorum. Allah. Böyle tatlı tatlı çıtırdamaya başladı bile. Bu demin hani yağımın bir kısmı vardı ya, onu da tekrardan şöyle yarısını daha alıyorum. Şöyle sürüyorum. Ekmeği de onun üstüne sürüyorum ki o yağdan nasiplensin. Şimdi bunu bu yumurtanın içine koyacağım. Koydum. Şöyle bir parça bekletiyorum. Şöyle yan tarafını da alıyorum. Sonra böyle çeviriyorum. Ve her köşesinin bu yumurtadan böyle güzelce nasibini aldığına emin oluyorum. Bir yanda o sert ve kuru olan ekmek böylelikle coslamaya başlıyor. Ve sonra bu kalan yumurtayı üstüne koyacağım. Arada şöyle sizden şöyle yorumlar oluyor. Refika, sen bunu niye odanda yapıyorsun, niye mutfakta yapmıyorsun diye. Aslında şunu ispat edebilmek için, hani yatakhane odasına, ben de yatılı oldum. Yatakhane odasında insan çok fazla şey yapılmaz diye düşünüyor. Ama aslında hiç öyle değil. Pek çok şey yapılabiliyor. Biraz onu göstermek için. Benim bir tane böyle küçücük bir dolapçığım vardı. O dolapçıkta bütün bu malzemeler zaten olabiliyordu. Buzdolabı da katta ortak bir tane vardı. Şöyle son olarak üzerine bu kalan yumurtayı da biraz daha ekliyorum. Böyle kadın budu köfte gibi. Son tuşu bir daha çeviriyorum. Şimdi bu çok enteresan. Yani bir tane yumurta bunun tadını, hayattaki duruşunu o kadar değiştiriyor ki anlatamam. Ve acayip lezzetli ve doyurucu oluyor. Şimdi yumurtalı tostum hazır. Şimdi buraları bir pıt diye toparlayıp 30 saniye ondan sonra yiyebiliriz. Böyle çıkarıyorum. Ve böyle nefis bir hem tost. Bak böyle açıyorum bir tanesini. Böyle. Gayet mutlu eden. Dediğim gibi. Denemek ister misin? Bir açsam, sen aç bakalım. Ha, açmayacağım. Şöyle bir açaydın, bir uzataydın yavrucuğum. Nasılsın, mutlu musun? Bence çok güzel. İçinde ne kadar bol kaşar var bunun peki? Aslında ya 2 dilim kaşar kadar var. Fakat işte böyle rendeleyip senin dediğin gibi koyunca bu kadar güzel gözüküyor. Acayip bereketli olmuş. Aferin. Buyurun. Çok güzel. Elinize sağlık. Sen onu al git. Aynen. Biz geçelim ikinci tarifimize. O da bundan bir böyle minik bir tatlı yapmak istediğimizde bir ekmek kadayıfı gibi bir şey yapabilir miyiz? Şimdi gelelim ikinci tarife. İkinci tarif için birazdan şimdi kenara alıyorum tavamı. Tavamı sileceğim. Burada böyle bir tane cezvem var. Cezveye yaklaşık şöyle bir çorba kaşığı şeker koyuyorum. Ve ona da 2 çorba kaşığı kadar, yani 1'e 2 gibi su ekleyeceğim. Şöyle karıştırdığında hemen erimeye başlıyor. Böyle karıştıra karıştıra önce bir eritmek lazım. Çünkü kaynatacağım ve kaynamadan önce şekerin tamamının erimesi lazım. Tavayı da, deminki tavaydı, direkt bir peçeteyle siliyorum. Bu arada böyle eğer birkaç parça çikolata da koyalım mı? Koyalım. Çikolata da ekmek kadayıfı mı yapacağız? Vallahi mi? Güzel, çikolatalı künefe gibi. Hadi o zaman 2 parça çikolata varsa çikolata da alırız. Şimdi bu kaynadı. Bunun birazcık soğuması lazım. Gelelim yine 2 parça ekmeğimiz var. Tavayı sadece temizledim. Bu arada bu tavanın içi emaye, şey değil, teflon falan değil. Yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra bunu ortadan ikiye kesiyorum yine. Bunu hafif böyle künefe gibi de yapalım istiyorum. Çikolata geldi mi? Çikolata. Oo, süper. Tamam. Böyle biraz çikolata, biraz peynir koyuyorum o zaman arasına. Şöyle. Deminki kadar çok peynir koymayacağım. Sonra bunu böyle bıçakla uzata uzata ekliyorum. Sonra bunu böyle kapatıyorum. Üstünün çikolatalanmaması bu sefer biraz daha önemli. Çünkü çikolata aktığında yanıyor. Hani peynir güzel oluyor ama çikolata biraz yanıyor. O yüzden çikolatanın çok fazla gaza geldi koyduk ama çok fazla yanmaması lazım. Bunu da böyle kesiyorum. Bu böyle şey de aslında hani bazen insan böyle tatlı bir şey çekiyor canı. Atıyorum 2 parça çikolata var sonuç olarak. O çikolata kesmeyecek onu. Öyle bir zamanda bayağı mutlu edebilir diye düşünüyorum. Kenarlarından bakıyorum. Böyle dışarı çıkan çikolata varsa alıyorum. Ocağımın altını yaktım. Şimdi ocağa üstüne birazcık tereyağı koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar falan. Fazlasını aldım bile. Bunu da koyduk. Bak bir tane çikolatayı düşürdük. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Hayır. Birkaç çikolata şeyimiz oldu. Bunu şöyle toparlıyorum. Kenardan. Buradan da toparlıyorum. Yoksa acılaşacak. Çalıştığın tarife uymazsan böyle olur. Dur bakalım. Şimdi şöyle bunu aldım. İlk seferde hani rahat çevirebildiğinde böyle kenar, böyle elinizde çevirin. Bir parça daha yağ. Şimdi bu tarafını koydum. Allah. Heyecan yaptık. Buraya da bir parçacık daha. Hoppa! Ekmek kadayıfı gibi dedik ya. Ekmek kadayıfı gibi olabilmesi için şeyin güzelce yağlanması ve hafif böyle bu altın gibi renk değiştirmesi önemli. Çikolata yerine Nutella'la sürsek olur mu? Olur tabii. Ama Nutella'yı bence peynirin üstüne değil de o zaman yani hemen ekmeğin yüzeyine sürüp üzerine peynir sürmek daha mantıklı. Çünkü ekmek çekecek. O zaman daha bile iyi olur. Evet, şimdi bunu artık böyle sıcakken alıyorum tabağa. Şöyle. Ve hala sıcak. Buysa soğuk şerbetim. Şöyle döküyorum. Çekebilmesi lazım. Üst ekmek güzelce çekti. Çeviriyorum. Alta da geçmiş bir kısım. Ama altı da hafif koyuyorum. Bunu da tekrar çeviriyorum. Altını da çeviriyorum. Sonra tekrar üstüne tekrar döndürüyorum. Ve artık sıcak sıcak yemeğe hazır. Şekerli su yerine ballısı olur mu? Olur. Ballı olur fakat balın ufak bir ekşimişliği gibi oluyor. Ama ballı suyla da olur. Gayet de güzel. Çok da iyi fikir hatta. Tebrik ederiz. Şimdi böyle bir tane kesiyorum. Tam kadayıf gibi. Bir taraftan ekmek kadayıfı gibi. Oha çok iyi. İnan sen tatlıcısın, sana vereyim mi? Gel bakalım. Hı? Tam bir beyefendi. Beğendin mi? Süper. Bayağı iyi değil mi? Evet. Yani çikolatadan bir an yoldan çıktık diye üzüldük ama bayağı iyi oldu. Bir parça ekmek, birazcık peynir ki peynir ne kadar az kullandık gördünüz. Bir tane tavayla. Tavam yok, tost makinem var diyorsanız o tost makinesiyle de olabilir. Gayet doyurucu, insanı çok mutlu edecek bir yemek yapabilirsiniz. Yani neden akşam evinize arkadaşınızı çağırıp maliyetine de bakalım, maliyetini de sonuna söz yazalım. Arkadaşınızı çağırıp böyle bir aslında sana ekmekten bir ziyafet çekiyorum dostum deyip böyle bir şey olabilir diye tahmin ediyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz henüz kanalımıza abone olmayı ne olur unutmayın. Bunu böyle hani hem abone olmanın hem de videoyu beğenmek ve aşağı bir şey yazmanın başka insanlara bu videoların gözükmesi için çok önemli bir tarafı varmış. O yüzden hani nasıl olsa beğendik hadi geçiyorum demeyin. Hadi beğene basın, çok mutlu oluruz. Görüşürüz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bizim böyle öğrenci evi videoları diye bir serimiz var. Ve o seriden bir tane daha videoyu buraya koyuyorum ve sonradan gidip o serinin diğer videolarına da buradan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza henüz abone değilseniz de buradan abone olursanız biz çok mutlu oluruz. Görüşürüz.